Ereğli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 75. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene yoğun katılım oldu. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreninde Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yalçın Enç ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbüyük çelenk sundu. Saat 9:05 geçe limandaki gemiler, kamuya ait araçlar sirenlerini çalarken saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar göndere çekildi ve yarıya indirildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törende Başsavcı Sinan Temel, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Azar, Ereğli Emniyet Müdürü Timur Özgen, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileriyle ilçedeki okullardan öğrenciler katıldı. Atatürk'ün ölümünün 75. yılı anma törenine Erdemir Kültür Merkezi'nde devam edildi. TED Ereğli Koleji'nce düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, okulun bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. TED Ereğli Koleji Özel Lisesi Müdürü Selim Aslankaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Atatürk'ün yaşamını milletine adamış, milleti için cepheden cepheye koşmuş, büyük zaferlere imza atmış, zaferlerinin sonucunda güçlü bir devlet kurmuş büyük bir lider, eşsiz bir komutan olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 75. yılı nedeniyle onu anma ve ona olan şükranlarımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Atatürk yaşamını milletine adamış, milleti için cepheden cepheye koşmuş, büyük zaferlere imza atmış, zaferlerinin sonucunda güçlü bir devlet kurmuş, büyük bir lider, eşsiz bir komutandır. Milli mücadele başarıyla sonuçlanıp bağımsızlık kazanıldıktan sonra geri kalmışlığı yükletmek için Atatürk azimle çalışmıştır. Geri kalmışlığı, cehaleti yok etmek isteyen Atatürk bunu aklın ve bilimin öncülüğünde gerçekleştirmiştir. Türk milletinin çağdaş devletler arasındaki yerini alması için bir dizi ilke belirlemiş, bu ilkeler çerçevesinde milleti beraberlik içinde siyasi, ekonomik ve kültürel alanda çağdaş düzeye taşımıştır. Atatürk çağdaş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye düşünmüş, bunu gerçekleştirirken milli kültür, özgürlük, egemenlik gibi kavramlardan asla taviz vermemiştir. Öğrenciler tarafından Atatürk'ün veciz sözlerinin seslendirilmesinin ardından TED Koleji Lisesi öğrencilerinin sergilediği Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı oratoryo sahnelendi. Samsun'un evleri denize bakar, sokakları yıldızın içinde, çabarlar tabi kalkar.
10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün 75. yılını anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yalçın Enç ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbüyük tarafından verildi. TED Koleji Lisesi Öğrenci Korosu'nun Atatürk'ün sevdiği şarkı ve marşlarından oluşan mini bir konser vermesiyle program sona ererken tüm protokol, öğrenciler ve öğretmenler ayakta son marşı alkışlar eşliğinde seslendirdi. Karadeniz Ereğli Ülke Ocakları Atatürk'ün 75. ölüm yıl dönümünde Ali Molla Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttular. Mevlid'in ardından Ülke Ocakları binasında Ülke Ocağı Başkanı Sertan Kuzu, ERT Televizyonu'na yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Ülkemizin zor günler geçirdiği bu günlerde ne yazık ki atamızı yokluğunu her gün biraz daha hissediyoruz. Ve kendisini özlemle anıyoruz. Bugün 10 Kasım atamızın 75. yıl dönümü aramızdan ayrılışını. Bu dolayısıyla, bu vesileyle bugün Ali Molla Camisi'nde Karadeniz Ereğli Ülke Ocakları olarak bir Mevlid-i Şerif okuttuk. Katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Katılım gerçekten çok yüksekti. Bugünlerde birbirimize daha çok sahip çıkmamız ve birlikte olmamız gerekiyor. Bugün bizim aramızda olan tüm arkadaşlara, Ereğli halkına teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra Karadeniz Ereğli Ülke Ocakları olarak aktif bir dönem bizim için başlamıştır. Her gün, her etkinlikte Karadeniz Ereğli halkı bizi karşılığında göreceklerdir. Ülkemize her gün daha fazla sahip çıkacağız. Ereğli'mize her gün daha fazla sahip çıkacağız. Yanımızda olan arkadaşlarımıza bu görevi layıklı şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Bütün herkese bizi destekleyenler teşekkür ederiz. Ereğli Çarşı esnaflarından Murat Acar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 44 yaşında olan Murat Acar, dün geçirdiği ani bir kalp kriziyle hayatını kaybetti. Bugün Ali Molla Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Balıköy'ünde toprağa verildi. Ruhları için hasreten musalla taşında Fatiha'mızı bekleyen merhum Murat Acar kardeşimizin ruhu için Allah'ın rızası için Fatiha. Kıymetli hazirim. Her gün hayatımızdan, tanıdıklarımızdan bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir akrabamız ebedi istirahatgahına doğru yol alıyorlar. Tecrübelerimiz gösteriyor ki değerli kardeşlerim, ölümde yaş sınırı yok. Ölüm şerbetini kimisi 25'inde içiyor, kimisi de Murat kardeşimiz gibi 45'inde içiyor. İhtiyarlığı beklemiyor. Bu sebeple çok sevilen kardeşimizin, çarşı esnafından Murat kardeşimizin cenaze namazını inşallah beraber kılacağız.
Değerli kardeşlerim, merhuma dünyalık hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal olsunuz. Komşuluk haklarınız, işçilik haklarınız, arkadaşlık haklarınız dahil olmak üzere merhuma hak ve hukuk alanındaki haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bütün haklarınızı merhuma helal ediyor musunuz? Helal olsun. Cenab-ı Rabbul Alemin Hazretleri de bu helallığınıza şahit olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, 53 tane faal mezarlığımız var Karadeniz Ereğli'de, belediyemize bağlı. Bu mezarlıklardan bir tanesi de Balı Gökme mezarlığı. Merhum kardeşimizin inşallah toprağa verileceği mezarlık Balı Gökme mezarlığı. Allah taksiratını affetsin efendim. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evli ve iki kızı olan Murat Acar'ın ailesi cenazede fenalaştı. Cenazeye Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Başkan Yardımcıları Özkan Özyağcı, Nezih Anıl, çarşı esnafı, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. EYT Televizyon ailesi ve arkadaşları olarak genç yaşında kaybettiğimiz Murat Acar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği 4. kuruluş yıl dönümünü üyeleri ve aileleriyle birlikte kutladı. 2009 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere Beşiktaş Kulübü'ne de katkı sağlamayı hedefleyen Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve aileleriyle birlikte 4. kuruluş yıl dönümlerini kutladı. Dernek binasında gerçekleşen kutlama töreni öncesinde konuşma yapan dernek başkanı Tarkan Adik, derneği bugünlere getiren dernek üyelerine ve ailelerine teşekkür etti. Adik konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 2009'da çıktığımız bu yolda hiç kimseye taviz vermeden sırt sırta, omuz omuza, yan yana yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımızla beraber 4 seneden beri Ereğli'de elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projeleri ve onun dışında Beşiktaş'ımıza destek vermek için organize bir şekilde devamlı hareket ediyoruz. Bu hareketlerin içinde devamlı ailelerimizle birlikte gördüğünüz gibi bütün herkes çoluğuyla çocuğuyla derneğimize tam destek veriyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de Türkiye'de hafızlı sayılı dernekler arasındayız. Belki de yani gerçekten bir numara gibi diyebiliriz. Yani elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projelerini bütün arkadaşlarımla birlikte canı gönülden yapıyoruz. Bu sene 4.sünü kutluyoruz. Gene derneğimizde yapıyoruz. Allah nasip ederse bir dahaki sene bunu büyük bir bolo şeklinde 5. yılımızı derneğimize yakışır bir şekilde büyük bir bolo şeklinde yapacağız. Biliyorsunuz biz bolo yaptığımız zaman dillere destan oluyor, ses getiriyor. Nice 4 senedir diyorum. 4 senede 2011'de yılın derneği seçilmiştik. Ben buradan size bir sürpriz daha söyleyeyim. Bunu burada söylemeyecektim ama şu an evraklarımızı hazırlıyoruz. 2013'te tekrar Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Türkiye'de yılın derneği seçilmiştir. İşte Aralık ayının 15'inde açıklanacaktır bu. Yine Türkiye'nin güzide haber sitelerinin bir tanesinde Kartal Haber'de seçildik yılın derneği olarak. Tabii bunu tek başımıza yapmadık. Bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, ailelerimiz, üyelerimiz, yönetim kurularımız, eşleri, çocukları hep beraber bu taşın altına soktuk. 4 senede de kat ettiğimiz yolu hepiniz biliyorsunuz. Fazla uzatmaya gerek yok. Nice senelere diyorum. Nice daha 40 yıllara, 4 yıllara, 10 yıllara, 20 yıllara diyorum. Yapılan konuşmanın ardından dernek üyeleri, eşleri ve çocukları ile birlikte 4. yıl pastasını kesti. Gel.
Tamam mı? Hadi bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İlimizde 7 günlük tahmin edilen hava durumu, pazartesi günü en yüksek hava sıcaklığı 20, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. Salı günü en yüksek hava sıcaklığı 19, en düşük hava sıcaklığı 9 derece. Çarşamba günü en yüksek hava sıcaklığı 16, en düşük hava sıcaklığı 8 derece. Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 9 derece. Cuma günü en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 8 derece. Pazar günü en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 9 derece.